Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere gittiği Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı daha sonra Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan İş Forumu'nda konuştu. Türkiye genç ve nitelikli iş gücü, büyük iç pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörü ile bölgesinde ve dünyada önemli bir aktör haline ekonomik olarak gelmiştir. Cumhurbaşkanı Hindistan Başbakanı Modi ile görüşmesinin ardından yaptığı ortak basın toplantısında Hindistan'a FETÖ uyarısında bulundu. Türkiye terörle mücadelesinde Hindistan'la tam bir dayanışma içerisindedir. 249 insanımızın şehadetine, 2193 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan bu karanlık yapı dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş terör örgütlerindendir. Sadece ülkemiz için değil, legal görünümlü kuruluşlar altında faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de çok ciddi tehdit oluşturmaktadır. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma sergileyip desteğini ifade eden Hindistan yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Jamia Millia İslamiye Üniversitesi'nce kendisine verilen Fahri Doktora törenine katıldı. Takdim töreninde konuşan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden beklenen adalettir. Adalet var mı? Asla böyle bir şey yok diyerek Birleşmiş Milletler'e çok sert tepki gösterdi. Dürüst olmamız lazım. Hele hele Güvenlik Konseyi adaletin dağıtımının gerektiği bir yer. Burada eğer bunu başaramazsak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de hiçbir şey beklemiyoruz. Şimdi aynı sorun hemen hemen tüm uluslararası kuruluşlarda da söz konusudur. Güçlü olan kimse, haklı olan da o. Eğer gücün yoksa haksız. Biz diyoruz ki, hayır. Haklı olan kimse, güçlü olan da o olmalı. Bu kadar açık ve net, her şey ortadayken hala hangi adaletten bahsediyoruz? Milyona yakın insanı öldüren, bir devlet terörü estiren, bir katil Esed hala Suriye'nin başında durabiliyorsa bu Birleşmiş Milletler'e rağmen artık söyleyecek söz kalmıyor. Dünyanın güçlü ülkeleri şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye acaba buna ne tür bir çözüm getirdi şu ana kadar?